Evet arkadaşlar, sürpriz. Evet, kamp hazırlığımız devam ediyordu. Evet, şöyle bir çadır siparişi vermiştik, geldi 2 gün önce. Bu telefon nereden geldi şimdi ya, tam çekim yapar. Evet, kamp hazırlığımız devam ediyordu. Sürpriz. Evet arkadaşlar, biz bayramda kamp yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir karar aldık eşimle. İnşallah Alanya'ya gideceğiz. Alanya neresi diyorsa İncekum kamp alanı. Sizlerle ilk heyecanı paylaşacağım. İlk deneyim, ilk heyecan. İlk kamp alanımız olacak. Vallahi o heyecanı hep beraber yaşayacağım sizlerle. Şöyle bir çadır aldık arkadaşlar. 4 kişilik. İnşallah memnun kalırız. Zaten fikrimi de size söyleyeceğim. Böyle kamp masası aldık, henüz açmadım. Böyle de şimdi de az önce yatağımız geldi arkadaşlar. Evet, heyecanlıyım ve sizlerle o anı, o anları hep beraber yaşayacağız, paylaşacağım an ve an inşallah. Bir aksilik olmazsa. Oradan da ancak arkadaşlar tek gün bulabildim, bayramın birinci günü. İkinci günü yok diyor adam. Yani bu tür yerlerin rezervesi daha Nisan'da başlıyormuş. Biz de bilmiyorduk. Yani o bir günü bile bulmak, tabiri caizse atladım valla. Hemen aldım, rezervimi yaptım. Rezervimizi oluşturduk. Yani diyorum, öncesinde de mi yok? Yok. Bir gün sonrasında bir gün bile mi yok? Hani bari 2 gün kalsaydık. Yok. Yani tıklım tıklımmış. Herkes yerini ayarlamış. Oradan da Allah Kerim, bakalım nereye gideceğiz. Biz de bilmiyoruz. Bazı düşüncelerimiz var. Şöyle mi yapsak oradan çıkışta, böyle mi yapsak çıkışta falan filan. Bakalım Rabbim bizi nerelere sürecek, ne güzelliklerle karşılaştıracak. Hep beraber göreceğiz. Kamp alanını hep beraber değerlendireceğiz arkadaşlar. Benim de ilk gittiğim yer olacak, eşimin de. Artılarıyla eksileriyle hep beraber göreceğiz. Ona göre işte güzel bir gün olacak inşallah. Sizlere de fikir olacak aynı zamanda. Ben de bu tür videolara bakaraktan, araştırarak YouTube'da olsun, Google'da olsun bayağı bir araştırdım arkadaşlar. Bayağı da artık bu konuda profesyonelleştim yani, daha gitmeden. Neler götürmesi lazım, nelerle karşılanacak falan filan. Hepsini öğrendim. Evet arkadaşlar, bayramımız mübarek olsun. Biz yola çıktık. Saat şu anda an itibariyle 4:24. Bakalım ilk benzinimizi almak için benzinlikte durduk. Bize hayırlı yolculuklar.
Vardınız diyorum bak. Şahıs giriş 45 diyor. Öğrenci giriş 25. Motosiklet giriş ne diyor? Yakın açlayayım mı? Evet, şurada fiyatları. Çadır yerimiz ayırtmıştık da. Evet, ben de. İsmail Altun. İsmail Altun. Hayat kim? Ha, eşim. Ablam. Evet. Resepsiyona geç abi. Nerede resepsiyon? Karşıda abi, bir de. Tamam. Burası mı? Ya karşı dediği yer ne lan? Usta resepsiyon neresi? Buradan geç alt katı. Burada aşağıda karşında tutup burada aşağıda. Burada. Tamam. Karadeniz'den gitmiş. Şurası mı? Hı. Şu karşıda aşağı binada. Dur lan, resepsiyon yazıyor da. Ay, şu anda internette gördüğümüz yerdeyiz. Ay. Şurası. Telefon. Ay ben de bir geleyim. Evet arkadaşlar, biz gelmeden önce rezerve etmiştik. Şimdi bize resepsiyona yönlendirdiler. Bakın giriş saati 1.30 la 5'e kadar, çıkış saati 12. Altına da bir. TC şart mı ya? Evet, sisteme kaydedilmesi için şart. Kişine benzettim ya. Hı? Aktaş, çok birisine benzettim. Evet, böyle bir form doldurduk arkadaşlar. Rezerviniz olsa da form doldurtturuyorlar. Evet. Evet. Buzdolabını da kiraladık. 150 lira karşılığında. Bakın çadırlar gözüküyor orada. Birazdan biz de kuracağız. Ay çok heyecanlıyım. Vay 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 vay. Bakın güldü de. Arkadaşlar ilk kamp deneyimimiz olacak. Sizlerle birlikte. İnşallah güzel video çekerim. Bakın burada da böyle. Ay çok heyecanlandım. Bizim de çadırımız olacak az sonra burada. Ay insanlar yerleşmiş. Bakın karavanla, çadırlar yan yana. Acaba bize nasıl bir yer verdiler bilemiyorum. İnşallah şöyle bir gölgeliktir. Şöyle bank da vardır yanında. Şöyle bank olunca iyi oluyormuş. Oh. Evet arkadaşlar, biz rezerve kağıdını formunu doldurduk. Bir de buzdolabı sipariş ettik. 150 lira karşılığında. Şimdi arkadaşı takip ediyoruz. Bize yerimizi gösterecek. İnşallah güzel yerdir. Şöyle gölgelikli. Bantlı martlı olsun inşallah ya masada. Bak ben size daha detaylı çekiyorum. Vallahi böyle hiç çekmiyorlar. İşte yer gösterirken falan değil mi? Kendileri bulmuş gibilerdi çekenler. Sola.
yakmak yasak mı diyor, mangal yasak mı burada? Kim dedi ama? Burada yazıyor lan. Ya belki içerilerde yasakları yapacak yani. Evet arkadaşlar, geldik şimdi. Oh, çok güzel çam kokuları var. Oh, kokuyu size duyuruyorum. Çok güzel çam kokusu var değil mi? Bakın komşularımız da orada bekliyor. Komşularımız bekliyor. Bakın buzdolabımızı da koydular oraya. Gerçi yerinde varmış zaten buzdolabı. Buzdolapları sıkıyoruz zaten. Temiz bir şekilde veriyoruz. Ayarımı telefonu sonra getirdim ben açtım. 5-10 dakikaya kendine gelin. Teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Burası olduğu gibi bizim mi şimdi? Bakın arkadaşlar, şöylece şöylece bizim evet anne, biz şimdi geldik, bak böylece burası bizim, bak İsmail'i görüyor musun? Bak buzdolabımız da var burada. Şöyle bir buzdolabı, Altus marka. Uzatmalıyı nereden çekeceğiz? Ha, şurada. Şurada, şurada bak hemen. Oo, çok güzel, her şey düşünülmüş. Harika. Böyle masamız da var. Hiç masa getirmeye gerek yok. Vallahi. Artık diğer yerlerde inşallah. Arkadaşlar şimdi fark ettim. Bize var ya 10 numara yer vermişler. Bakar mısınız? Hemen lavabolar burada. Hemen yakıncacık. Denize bak orada mi? Yok, tozmuş arabanın tozu. He? Denize gider mi? Denize mi? He, denize bakalım. Aynen. Maylarımızı giyip o zaman değil mi? O zaman çadırı bulmamız lazım. Şu masayı buraya alalım. Masayı buraya alalım. Bak şurası. Şurası gölge. Tamam mı? Sabah da şey olmaz. Tamam. Ya da ha, masanın yerine mi? Şu alana vuralım, masanın yanına. Bak orası en gölge orası. Az önce vakit kaybetmeden. Aynen, iki de. Bu yerinden kalkıyor mu ki? Kalkar, kalkar. Aa, kalkıyor. Kalk. Şu altları sürmemiz lazım. Evet, bir şey daha fark ettim. Şimdi 33 numaralıyız. Burası 33 numaraymış. Ay çok sevindim. Hep gelirken dua ettim. İnşallah güzel yer verirler diye. Hemen bakın denizde, hemen şurada. Ay çok heyecanlıyım bakın. Akşam rahat uyuyacak mıyız? Nasıl yapacağız? Şimdi eşim diyor ki bunu diyor şu tarafa alalım diyor. Gölgeliğe kuralım diyor. Şu yer zemini biraz temizleyeceğiz. Ondan sonra o brandayı falan sereceğiz. Ondan sonra onun üzerine kapının önüne arabamızı çektik şimdi. Ondan sonra acaba en azından rahat olur, bir şeyler alıp. Baksan mümkün değil diyor. Ne yapacağız? Arkadaşlar bir gün daha istedik, mümkün değil diyorlar. Onca yoldan geldik ama yarım günde diyor, olsa hani veremeyiz diyorlar. Durumlar böyle. Evet, biz çadırımızı kuralım. Evet, ilk zemine brandamızı serdik. Çok merak ediyorum. Ay çok hoşuma gitti burası. Keşke 2 gün olsaydı. Kısmet de bu kadarmış. Evet arkadaşlar, çadırımızı açıyoruz. İlk siftah sizlerle beraber. Evet, çadırımızı açtık şöyle. Kapçılar geldi. Evet, biz pratik bir çadır aldık arkadaşlar. Hemen böyle uğraşmayacağız. Şemsiye gibi. Şöyle görüldüğü üzere. Evet, şöyle hemen. Ben de yardım edeyim. Şöyle.
Kapısı yanlara geldi. Döndür. Biraz döndürelim. Böyle olsa ne olur? Niye böyle olsun? Yanına mı çıkalım? Buradan çıkar dolaba dalarız. Duydunuz mu? Buradan çıkıp dolap kısmına veriyor bir şeyi. Arkadan dolap kısmına. Evet, böyle bir çadır var arkadaşlar. Ve güneşliğimiz de var üstünde. Güneşliği nerede? İçindeydi hepsi. Yok. Evet, şöyle güneşliğimiz de var. Bak, güneşliğin olması çok güzel. Şurada da takılıyor. Şöyle hemen şuraya mı geçiyorsun? Tamam, geçiyor. Aşağı. Aşağı mı? Arkadaşlar bakın, gereken çekirdek. Hay Allah'ım ya. 2 kilo çekirdek aldık. 2 kilo var mı burada? Şurada keyif yapacağız inşallah. Allah kısmet ederse. Evet, yataklarımız da geliyor. Güzel yataklarımız. Evet. Bakın. Yataklarımızı bir açalım arkadaşlar, size göstereceğim. Şimdi şu yerleri sağlamlaştırıyoruz kenarlardan. Zaten içinden çıkıyor bu aparatları. Şöyle de yatağımızı koydum arkadaşlar. Şu katlamalı yatak aldık biz. Bakalım, deneyimimizi sizlerle paylaşacağım inşallah. Rahat mı, nasıl? Evet, şimdi çadırımızı kurduk, gidiyoruz. Ay. Merhaba, selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Oo, nereye gidiyorsunuz denize? Kumlu ya. Arkadaşlar denize doğru gidiyor. Aa, Vecide hemen ne buradaymış. Bu? Bakın, bizim çadır orada. Vecide hemen burada. Süper. Her gün bir yerde tatlı. Evet. Denize bakalım diyoruz. Bakın, deniz gözüküyor. Bakalım denizine bakalım nasıl bir şey. Merak ettik. Of of of, biraz dalgalı gibi gözüküyor deniz ama of. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar.
Vallahi beraberce görüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ilk kamp deneyimimiz olacak. Deniz de bu şekilde. Oh, deniz çok güzel kokuyor. İyot iyot. Tam bendik. Oh, on numara. Burada iş var mı acaba? Abo, buradan. Yarın ben. Abo, abo, abo. Ben buradan inemem. Şuradan bir yere. Keşke sandalyeyi de alsaydık. Neyse. Aa, şöyle koyalım. Aa, deniz çıkıyor. Ama şurada bulsak mı ki? Ben şimdi giriyorum arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Of be. Evet, evet arkadaşlar, şimdi denizden çıktık. Deniz muhteşem. Çam kokuları eşliğinde resmen yüzüyorsunuz ya. O kadar güzel, bayıldık. Ama biraz taşlı tabii ki. Deniz terliklerine gelirseniz daha iyi olur. Bayağı ayakları rahatsız ediyor çünkü. Allah'tan benim deniz terliklerim vardı. Bu şekilde rahatsız olmadım. Böyle göründüğü üzere aynen bu şekilde arkadaşlar, muhteşem. Biz bayıldık yani. Şu çamların kokusunu yüzerken böyle alıyorsunuz o kokuyu. O kadar muhteşem ki. Bir de iyot kokusu var değil mi denizde? Aldın mı onu? Bu ne deniyordu? Şey. Bu çay şıkkısı. Dolap kiralıyoruz. Yakın yakın 10 adım. Aynen aynen. İki daha ya, bir dakika falan yürüme sürmüyor. Çok hemen yap. Vermiyorlar ama yapacak bir şey mi olsun. Evet arkadaşlar, biz şimdi denizden geldik. Tabii ki karnımız aç. Burada ne yenilir? Tabii ki mangal. Mangal keyfi yapmadan olmaz tabii ki. Bakın böyle sandalyemizi koyduk. Önüne böyle bir kilim atarsanız çok rahat oluyor. Ayakkabımızı burada çıkarttık. Terliklerimizi burada çıkarttık. Hemen hop içeri dalarsınız. İçeri en azından şu pislikler gelmiş oluyor. Cam ne güzel yanıyor. Ne yapayım? Çiçeğim, kusura bakma, duman sana gelip. Arkadaşlar, mangal olurken ben de şimdi burada küçük bir bakkal gibi bir şey varmış. İçecek almadık gelirken. Kula bana bir şeyler bakacağım.
Şimdi orayı arıyorum. Nerede bir... Nerede acaba? Nerede acaba? Şurada bir yerde dediler ama... Pardon, bakkal gibi bir yer varmış burada. Nerede? Şu hizada mı? Ya şu hizada hizada. Evet. Ay şurası. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Nedir bu yer? Oy Allah'a şükür en yağmurda. Bakkalı balık. Aslında denize yakınmış bakkal. Bize uzak. Evet arkadaşlar, karnımızı doyurduk. Şimdi böyle patatesle de közlemek için attık içerisine. Birazdan çayın yanında zevk yapacağız inşallah. Bakın. Ne güzel közleniyorlar. Kumpiro, kumpiro. Bu buzdolabı. Görüyor musun buzdolabını? Tavuğumuz var, sucuğumuz var, lavaş ekmeğimiz var. Ondan sonra buzdolabı. Buzdolabı mısırımız, labne peynirimiz, zeytinimiz, peynirimiz. Ondan sonra buzluk var böyle. Sularımız bu şekilde. Durum bu şekilde. Evet arkadaşlar, biz mısırları közledik, böyle denizin kenarına geldik. Plaj mı açık bir dakika? Plajı kapattım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi böyle közledik, denizin kenarında yemeği tercih ettik. Of, on numara. Araya bak. Bakın akşam saatinde denize giren de var. Saat kaçtı o? Hemen şu an telefondan bakalım. Bakabiliyor muyum çekim yaparken? Evet arkadaşlar, saat 9'a çeyrek var ve görüyorsunuz hala denizdeler. Valla birazdan biz de gireceğiz. Sonra ben bir duş alıp yatağımızı hazırladık zaten çadırda. Hemen yatacağız Allah izin verirse. Güzel bir uyku çekeceğiz. Bakın böyle arkamız çaldı. Vallahi kimin imkanı varsa gelsin. Çok güzel bir yer. Şiddetle tavsiye ediyorum. 10 numara. Biraz kayalıklı deniz ama hani deniz ayakkabısı, deniz terliği aldığınız takdirde hiçbir sıkıntı yok. Ne deniz anası, ne balık, ne biri. Hiçbir şey yok, deniz tertemiz. Ama ha, şunu söyleyeyim, çok tuzlu. Gözlerimizi acayip derecede yaktı. Çok iyi olmuş ya. Orası sorunca vallahi çok güzel olmuş. Çok keyifli. Dokunmadım. Bir de dokunmasam. Arkadaşlar karnımızı doyurduk. Çay fasımızı yaptık. Patates közlemesi de yaptık. Kumpir yaptık resmen.
Vallahi ben kabuklarıyla yedim. Onu çekmedim size. Ve sonrasında böyle mısırları attık. Vallahi ben dedim denizin kenarında yiyeceğim. Zevk yapacağım. Denizime gireceğim. Birazdan bunu yiyeyim. Şimdi denize gireceğim ben de. Akşam denize girmesi daha bir keyifli oluyor. Hele bir de böyle yağmur çiseleyecek hafiften. Of. Deniz sonrası bir de duş alıp yatağımı yattığımda benden iyisi yok.